Evet, kabinimiz eksiklerini tamamlamak üzere sanayiye gidiyor arkadaşlar. Mecburen bazı modifikasyonlar yapmamız gerekecek. Tabii onu yapacak alet edevat bende olmadığı için sanayide yaptıracağım. Dönüşte tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kabinimiz işte tekrar sanayiden geldi. İşte şu içerideki arka tarafta gördüğünüz şu filtrenin olduğu yerleri yapılması için göndermiştik. Ben kabini bir başka bir endüstriyel mutfakçıda yaptırdım. Sonra bu tamirat kısmını arkadaşlar başka bir endüstriyel mutfakçıda yaptırdım. Gördüğünüz gibi yine pek çok gol yemişiz arkadaşlar. Ama en azından şeklini tutturmuşlar. HEPA filtre yerinde. Şu arkaya bir bakın, blok takıldı. Çalışma alanımız şu anda tabii 55 santime düştü ama yeterli. Şu kısım biraz dağınık. Kusura bakın, bakın burası motor olacak. Şu kısım, burası şimdi delinecek. Motor buraya oturacak ve bu kısma hava üfleyecek. Şuraya atalım. Bakın gördüğünüz gibi HEPA filtremiz orada aşağıda, işte şu kanala sokuluyor. En azından onu güzel yapmış. Evet, burası aslında biraz geniş bile olmuş ama belki ileride filtreyi daha geniş bir filtre kullanmayı tercih edersem diye biraz geniş bıraktım. Şimdi biz tabii bu şeyi yaparken arkadaşlar tamire gönderirken, daha doğrusu modifikasyona gönderirken ustaya dedik ki bu arka taraftan ön tarafa hava geçmeyecek dedik. Hava geçmeyecek bir cep yapacaksın buraya dedik. Ama gördüğünüz gibi bakın, şurada görüyorsunuz herhalde. Adam burada kaynak bile atmamış. Şu son tarafta şöyle parmağımın geleceği kadar bir boşluk var. Arka taraf gözüküyor. Bu şimdi tabii neden bu kadar geniş? Arkadaşlar bu boşluk neden var? Çünkü hava molekülleri boştan geçemeyecek kadar büyüktür arkadaşlar. Evet. Şimdi tabii buradan bir gol daha yedik tabii. Oldu sanayi 2, hobi botanik 0. Şimdi bunları da tabii düzelteceğiz. Bakar mısınız şu boşluğa Allah aşkına? Hava geçmez kabin, adamın anlayışı bu. Hava geçmez kabin, parmak giriyor. Neyse, şimdi mecburen ne yapacağız? Bu yan taraftan böyle buraya vidalayacağız. Daha sonra işte silikon çekeceğiz. Adam düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya 1, 2, 3, 4 tane kaynak atmıyor yani. Bakın bunlarda da yok kaynak. Bakın. Yani bu adamların hava geçmez şey anlayışı arkadaşlar. Yani çok enteresan ya. Yani bu adamlar piyasada iş yapıyorlar. Yani utanç kaynağı meslekleri adına. Evet. Neyse, en azından HEPA filtreyi düzgün yere koymuş. Evet, şimdi o yan tarafları vidalayacağız falan mecburen. Kaynak makinemiz olmadığı için. Ondan sonra silikonlayacağız. Ve hava geçecek bütün yerleri tıkayacağız arkadaşlar.
öyle bir şey. Evet. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi fanımız geldi. Bu 950 metreküp bölü saat hava üretebilen tek emişli bir salyangoz fanı arkadaşlar. Fanın maliyeti 308'dir arkadaşlar, KDV dahil. Şimdi tabii yalnız gördüğünüz gibi bir şey var, terslik var. Zaten her işimiz ters gitmezse olmaz. Şimdi tabii bu fanları üretirken arkadaşlar sola veya sağa bakar şekilde üretiyorlar. Ama benim ihtiyacım aşağı doğru olması gerektiği için ben tabii aşağı doğru olacak şekilde üretilmesini istedim. Onlar da teşekkür ederim, sağ olsunlar, üretmişler. Fakat gördüğünüz gibi motorun desteği biraz yüksek. Dolayısıyla fan ağzı yukarıda kalmış arkadaşlar. Yani bu şekilde monte ettiğimiz zaman fanın ağzı şeye temas etmiyor. Yani şurayı keseceğiz tabii, şu kısmı. Buradan aşağı üflemesi gerekiyordu. Oraya temas edemiyor, yukarıda kalıyor. O yüzden ne yapacağız? Şimdi yani ya şu fanın ayağını şuradan keseceğim veyahut da şunun ağzına bir parça ilave ettireceğim. Yani gene yapılacak bir şeyler çıktı arkadaşlar bize. Bakalım. Evet. Arkadaşlar tabii fanımızı monte ettikten sonra fanımızın her zaman aynı hızda çalışmasını istemeyiz. Zaman içerisinde filtremiz kirlendikçe fanımızın daha fazla basınçla çalışmasını isteyebiliriz veya bazı daha şey uygulamalarda belki daha yavaş bir hava üflemesini temin etmek isteyebiliriz. O yüzden bakın şöyle bir hız AC motor hız kontrol cihazı aldım arkadaşlar. 39 lira arkadaşlar bu cihaz. İnternetten aldım. Bunu da gördüğünüz gibi motora bağladım. Şuradan işte AC giriş şuradan giriyor. Buradan da motora gidiyor. Buradaki potansiyometreyi çevirdikçe ki bunu panel şeyimizin kabinimizin ön kısmına şu şekilde takacağım. Potansiyometre üzerinden motorun hızını ayarlayabileceğiz. Şimdi bir montajlarını yaptım. Şimdi bir çalıştırıp görelim bakalım nasıl olacak. Evet, fişimizi takalım. Evet, şu anda bakın şu anda fiş takılı ama şey kapalı vaziyette. O yüzden fan çalışmıyor. Açalım biraz. Kısalım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde fanımızın hızını ayarlayabileceğiz. Evet, çarpılmadan kabloyu çekelim. Evet arkadaşlar, fanımızı monte ettik. Gördüğünüz gibi bağlantılarını yaptım. Şimdi şurada kalan boşlukları da silikonla doldurdum. Çünkü bunu bir daha kolay kolay uzun zaman açmam gerekmeyecek arkadaşlar. Bir dahaki filtre değişimine kadar. O yüzden basınç kaybını önlemek için bütün boşlukları silikonla doldurdum. Evet.
Evet. Tabii şu anda aslında neyimiz eksik kaldı? Fanımızın üstüne bir kabin gelmesi lazım. Doğrudan havayı emmemesi için. Çünkü emeceği havayı da filtrelememiz gerekiyor ki HEPA filtremizin ömrü uzun olsun. Gördüğünüz gibi ön tarafta bir cam veya kapak lazım. İçeride şeyi monte ettik. Efendim filtremizi monte ettik. Filtremizin kenarlarını bütün bu çerçeveleri silikonla çevirdik. Birkaç ufak yerden kaçak vardı. Onları da kapattım. Şimdi kurumasını bekliyorum. O da kuruduktan sonra aslında fonksiyon olarak, tabi aydınlatması falan takıldı şu anda. Ama fonksiyon olarak kabinimiz faal hale gelecek. Daha sonra aydınlatmasını takacağım. Efendim UVC lambasını takacağım. Yukarıya kabinini takacağım. Efendim şuraya arkadaşlar kontrol anahtarlarını takacağım. Belki buraya değil, belki de doğrudan kabinin üstüne şuraya da takabiliyorum. Bakın onlar da şurada. Bakın bunu kabinin içerisine takmayı planlıyorum bu prizi. Şu üçlü anahtar. Bunu herhalde şuraya takarım veya belki de şuradaki ahşap bloğu takabilirim. Bir tanesi normal aydınlatma, bir tanesi UVC olacak, bir tanesi de motor enerjiyi verecek. Motorun da kendi üstünde hız ayar devresi var. Onu da tekrar hemen onun yanına monte edeceğim. Güzel çalışıyor. Şimdi birazdan çalıştırırız tekrar. Görürüz diyeceğim ama şu anda silikonlar taze. O yüzden şimdi çalıştırmayız. Biraz sonra çalıştırırız. Kurduktan sonra. Evet. Arkadaşlar, sesi duyuyorsunuz sanırım. Nihayet projeye başlamamızdan bir ay sonra ilk çalıştırmamızı yaptık. Fanımız çalışıyor. Şu aşağıda gördüğünüz HEPA filtremizin arka tarafına işte saatte 950 metreküp hava üflüyor ve HEPA filtreden bize doğru gayet güzel bir şekilde hava akışı, temiz hava akışı gerçekleşiyor. Evet. Evet, az önce bir duman testi yaptım arkadaşlar. Gayet güzel bir hava akışı var. Gayet dışarıdaki havanın içeri girmesine izin vermiyor. Tabii dışarıda çok yüksek bir hava basıncı olursa başka, yani cam falan açıkken çalışılmaz tabii ki HEPA filtrenin önünde. İnşallah şimdi şeyimizi tamamlayacağız, kabinimizi tamamlayacağız. İşte üstünün kabinini yapacağız. Motorun üst filtresini ekleyeceğiz. Daha sonra işte şöyle cihazın üstüne kontrol panellerini ekleyeceğiz. Şu arka filtrenin önüne en son bir delikli saç ekleyeceğiz. Ki HEPA filtremize bir zarar gelmesin çalışma esnasında diye. Ondan sonra işte aydınlatmamız, UVC lambamız vesaire olacak. Ve ön kapağımızı takacağız ve laminar airflow'umuza kavuşacağız arkadaşlar. Sesi de duyun. Ses de böyle bir şey. Evet. Devam edelim.